Efsaneler Ölmez 7. bölümüyle devam ediyor. Ben Hakan Öksüz. Bu hafta da sinemamızın duayen isimlerinden ünlü tiyatrocu, sinemacı Metin Serezli'yi anmaya ve anlatmaya çalışacağız. Metin Serezli 12 Ocak 1934 tarihinde İstanbul'da doğmuştu. Eğitim durumu ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul İktisat Fakültesi, Gazetecilik Enstitüsü, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi bölümlerinde okumuştur. Taksim Lisesi'ni bitirmiştir. İlk sinemaya giriş filmi Son Saadet 1958 yılında çevrilen Son Saadet isimli filmdir. Şöyle devam etmek gerekirse 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu'na amatör olarak oyunculuğa başlamıştır. Papaz Kaçtı filmiyle profesyonel olup Haldun Dörmen'in kurmuş olduğu tiyatroda 15 sene çalışmıştır. Sinema filmlerinden daha çok tiyatro bölümünde daha çok enerji harcamış, efor sarf etmiş bir sanatçımızdır Metin Serezli. Onun dışında 3 tane TV dizisinde de oynamıştır. Bunlardan bir tanesi tabii ki Olacak O Kadar isimli TV dizisini hatırlayacaksınız. Onun dışında İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu'nun amatör olarak oyunculuğa başlayan Serezli 1971 yılında da Çeviri Tiyatrosu adlı kendi tiyatrosunu kurmuştur. Önemli oyunları Papaz Kaçtı, Altın Yumruk, Çılgın Sonbahar, bu filmi görmüştüm, Hayvanat Bahçesi gibi oyunlarda oynamıştır. Serezli oyunculuğunu yan sıra yönetmenlik de yapmıştır. 1958 yılında demin de söylemiş olduğum gibi Beyaz Perde'ye adım atan usta oyuncu, Bozuk Düzen, Şoför Nebahat, Seven Ne Yapmaz, Senede Bir Gün, Son Hıçkırık gibi birçok Yeşilçam klasiğinde de yer almıştır. Özellikle Kartal Tibet'in Seven Ne Yapmaz isimli filminde kötü bir karakteri canlandırmıştır. Filmde aynı zamanda Hülya Koç Yiğit de oynamaktadır. Onun dışında söylemek gerekirse Senede Bir Gün isimli film gene Kartal Tibet'in, Adnan Şensiz'i Münir Özkul'un filmde yer aldığı Seven Ne Yapmaz'da da kendisini görmekteyiz. Bu da önemli Yeşilçam filmlerinden bir tanesiydi. Onun dışında televizyonda, radyoda sayısız karaktere ses vermiştir, sesini vermiştir birçok sanatçımıza. Tiyatro ve sinema sanatçısı Metin Serezli vefatına gelecek olursak 10 Mart 2013 günü evinde hayatını kaybetmiştir. Uzun süredir tedavi gördüğünü söylüyordu Nevra Serezli, eşi olan Nevra Serezli. 10 Mart 2013 günü hayatını 7.10'da kaybetmişti. Onun dışında Aydemir Akbaş, önemli oyunculardan Aydemir Akbaş da vefatından 1,5 ay önce yanına gitmiş ve onun yaşadığı bir anıyı şöyle anlatmaktadır. 1,5 ay evvel 3 oyunum vardı. Onları getirdim, kendisine gösterdim. Metin bana şunları oku da sahneye koy dedi. Metin, şunları oku da sahneye koy dedim Metin'e. Çok beğendi. Dünya güzeli bir insandı kendisi. Hayatta mutlu olmak istiyorsanız böyle bir arkadaşınız, böyle bir dostunuz olsun diye sözlerini tamamlamış Aydemir Akbaş, Metin Serezli hakkında. Tiyatro ödüllerine gelecek olsak, evet, bir tane ödülü var. En iyi tiyatro yönetmeni ödülü 1969. İlk filmi Son Saadet demiştik. Kısaca şöyle, Metin Serezli hakkında, evet, Almanya'da Dünya Üniversiteler Arası Tiyatro Festivali'ne katılmış, Erlangen, Bristol ve Avignon festivallerine oyuncu ve Türkiye delegesi olarak katılmış. Bu arada 200 radyo oyununda yönetmen ve oyuncu olarak görev almış. 27 tane tiyatro oyununda görev almıştır kendisi. Ondan sonra toplam 55 film, bazı kaynaklara göre 50 ama bana göre 55 filmdir. Çünkü burada filmleri var elimde, sayısına baktım 55 tane. 50'ye yakın desek ama 55 tane filmde oynamış. Papaz Kaçtı isimli filmde profesyonel oyunculuğa adımını atmıştır. Ve 15 sene Haldun Dörmen'in tiyatrosunda çalışmıştır. Ve 1971'de Çeviri Tiyatrosu adı altında kendi tiyatrosunu kurmuştur. Daha başka oynadığı TV dizilerine değinelim. Olacak O Kadar'da, Skeç
dizi programı adı altında Levent Kırca'nın başını çekiyor. Levent Kırca ve Oya Başarı. Başarılı bir uzun soluklu 1986'dan 2000'li yıllara kadar sürmüş bir TV dizisidir olacak o kadar. TV skeç programıdır. Bugünün Saraylısı adlı dizi ve başrolde Aşk isimli dizilerde oynamıştı. Ondan sonra daha söylemek istediğimiz Metin Serezli hakkında 1955 yılında başrolünü oynadı ve yönetmenliğini Avni Dilgil'in yaptığı Necati Cumali'nin Boş Beşik tiyatro oyunuyla da Almanya'da Erlangen Tiyatro Festivali'nde birincilik kazanmış sanatçımız. Avni Dilgil, Afife Jale Üniversiteler Birliği, İsmail Dümbüllü ve Lyons en iyi oyuncu ödüllerine sahibi olan Serezli televizyonda yayınlanan Olacak O Kadar programı ve Tiyatro İstanbul'un Çılgın Hafta Sonu adlı komedisinde de oynamış. Evet, kendisini çok iyi iki tane Yeşilçam filminde de hatırlayacaksınız. Kemal Sunal'ın 1980'deki Zübük isimli filminde bir gazeteciyi, araştırmacıyı oynamıştı. Oradan da çok iyi hatırlarsınız kendisini. Ve İlyas Salman'ın 80'li yıllarda çevirdiği Talihli Amele isimli filminde oynamıştı. Ve bir de Sihirli Annem dizisinde Taciz seslendirmiştir. Seslendirme olarak diziye emek vermiştir. Uzun süre, evet, 2,5 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören Serezli 10 Mart 2013 tarihinde evinde 79 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Evliliklerine gelelim. 1957 yılında Nisa Serezli ile evlenip ayrılmış Metin Serezli, 1968 yılında Nevra Serezli ile evlendi ve Murat Serezli isimli bir oğlu var. Evet, 1973, evet, iki tane de oğlu vardır Metin Serezli'nin. Birkaç tane filmini evet sizlerle paylaşmak istiyorum. Son Saadet ilk filmi 1958. Ondan sonra Ceza 1974, Kadir İnanık, Halis Oygazi'nin oynadığı bir filmdir. Bu filmde korkunç ve acımasız bir kumarbazı canlandırmıştır. Kadir İnanık'ın hasmını canlandırmıştır. Kokuk isimli film yine Kadir İnanık'ın oynadığı bir film 1972. Müşerref Tezcan, Kadir İnanık ve Metin Serezli. Falcı, Murat Soydan'ın oynamış olduğu bir film. Orada da o oynamıştır. Unutulan Kadın, Türkan Şoray, Kadir İnanık 1971. Senede Bir Gün 1974. Son Hıçkırık 71. Bütün Anneler Melektir 71 yılı. Melek mi Şeytan mı? Asır Kadın 1971. Melek mi Şeytan mı filminde Türkan Şoray ve Tarık Akan başrollerini paylaşmıştır. Filmde aynı zamanda Süleyman Turan ve Yalçın Gülhan da oynamaktadır. Nubar Terziyan da yardımcı oyuncu olarak yer almaktadır. 10 Küçük Şeytan isimli filminde kör bir sokaklarda akordiyon çalan kör bir akordiyoncuyu canlandırmıştır. Oğlunu kaybetmiş ve kayıp olan oğlunu arayan kör bir akordiyoncuyu paylaşmıştır. Oynamıştır. Aşk Uğruna 1971, Kartal Tibet'in filmi. Hayat Sevince Güzel filminden de kendisini çok net hatırlayacaksınız. Filmde Zeynep Değirmencioğlu ve Semra Sar oynamaktadır. Evet, Sürgünden Geliyorum 1971, Ömrümce Unutamadım, Ömrümce Aradım. Ayşecik ve Sihirli Cüceler 1971 gibi önemli filmlerde de imzası vardır. Evet, sözü çok fazla uzatmadan Metin Serezli adına çektiğimiz Zincirli Kuyu'da çekmiş olduğumuz klibimizle sizleri baş başa bırakıyoruz. Klibin çekimlerine benden yardımlarını esirgemeyen sevgili dostum Ekber Demirtaş'a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Haftaya tekrar diğer bölümde buluşmak umuduyla sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.